Anlamları farklı ama. Buyurun. Sazlı sözlü aşık çekişmesi. Hani alırlar böyle sazlarını da. Sen demedin mi bilmem filan. Aşık nesi denir ona? İşte biz de çekişmesi diyebiliyorduk ama. Değil, çekişme değil. Yok, çekişme diyebilemiyorsunuzdur onu. Çekişmeye atışma. Çok... Atışmadır o. Gayet güzel. Benziyor kelimeler birbirine demiştim. Tamam. Bakın ama manası farklı. Buyurun gelsin. Diyor ki herhangi bir konudaki ilerleme veya bu ilerleme için gösterilen çaba Esra Hanım. Atak. Ha gayret. Atik. Ha gayret. Altı harfli. Atiklik. Ha değil, olmaz. Atik değil. Atık. Ha gayret. Bakın altı harfli. Süreye dikkat edin yalnız. Herhangi bir konudaki ilerleme ve bu ilerleme için gösterilen çaba. Çaba. Atılma. Ne atılma değil de. Ha gayret. Atılma. O yapılan şey. Atiklik diyeceğim olmuyor. Bir tane harf alayım ben ya. Tüh yahu. Aldık bir harf inşallah sondan. Evet sondan. Atılım. Atılım yahu. Bak sonra arayacağız bu harfleri. Esra Hanımcığım haberiniz olsun. 7 harfli cevaplara geldiniz. Moralinizi asla bozmak istemiyorum. Çünkü 2700 puan gibi çok ciddi bir puana ulaştınız. 6 soruda. Ciddi başarı. Ama 1 dakika 43 saniye kaldı. Süreyi biraz savruk kullanıyoruz. Kaç harf? Bir de böyle 1-2 tane çıkıntı yapacak sorum var. 4 harf alabiliriz hala. Hmm. Ama dikkatli harcayalım. O sorulara daha gelmedik. 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 Bu fena değil. Garip bir kelime ama çabucak aklınıza gelecek gibi geliyor bana. İlk yardımımda olacak. Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses ve o sesi çıkaran nesne için kullanılır bu garip kelime. Çığlık, borazan gibi bir şey mi? Kes şu nokta noktayı, kapat şu nokta noktayı. Kapat şu... Ses, hoşa gitmeyen ses. Bir harf alalım mı? Bir dakika, kes şu nokta. Çok az süre kaldı Esra Hanım. Bir harf alalım mı? Bir harf alayım. Alalım bir harf. Hah! Kes şu, bir dakika durduracağım. Bulursunuz bunu. İyi yaptınız. Zırlama. Ses. Eylem değil. Me, ma, mek, mak yok bunda. Kökü buldunuz. Kapat şu. Zımbırtı. Zımbırtı değil. Zımbırtı ne olduğunu anlamadığımız evet. Şeydir. Kapat şu. İlk aklınıza gelen neydi? Neydi? Meyli maili söylediğiniz hani. Ay hiç hatırlamıyorum. Esra Hanım. Bir harf istemiş miydim o Ali İhsan Bey? Bir tane daha istemişlerdi. Burada takılmayın vallahi. Bir tek onun için veriyorum. Zılgıtı. Zılgıtı mı? Ne? Kapat şu, kes şu sesi. Ah, elimizle tutarken mi? Öyle mi kaybolacak o puanlar? Zırıltı. Canım sağ olsun. Aynen. Ne yapalım? Elimde 7 tane soru var size soracağım. 1 dakika 14 saniyemiz kalmış. Tamam. Hızlı hareket edelim, hepsini görelim. Tamam. Buyur. Kolsuz kazak. Süveter. Çok güzel. Buyurun. Şu işte baştakileri böyle atlatabilseydik. Olsun. Ondan sonra daha rahat edecektik. Neyse. Buyurun bakalım yeni soruya. Özellikle yerler veya mekanlar için ışık alan anlamında kullanılan bir sıfat. Basit düşünün. Güneşli gibi mi? Güneşli demezler ya. Bizim fena. Ev, bizim ev vallahi çok güneşli değil de. Harf alayım. Yani arka taraf, arka odalar karanlık, peki... Karanlık, aydınlık. İşte o kadar. Hadi birisi gelsin. 53 saniyemiz var efendim. Biz bu işi yaparız. Bebek bekleyen hanımlar için kullanılan bir tabirdir. 2 kelime. Gebe anlamında bir tabir. 2 canlı. Bravo Esra Hanım. Ah Esra Hanım. Aa. Vallahi. Buyurun yenisi geliyor. 2 kelime. Birine üstü kapalı, iğneleyici bir söz söylemek. Laf sokmak. Olur mu? Olur. Bakıyorum hiç harf almadınız. Çok yaparım.